Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıtmak istediğim ürün Squier Affinity Telecaster. Görmüş olduğunuz gitar, yani başlangıç seviyesinde Telecaster almak isteyen arkadaşlar için uygun bir model olabilir diye düşünüyorum. Ne gibi özellikleri var? Hemen size onlardan bahsedeyim. Öncelikle gövde ağacı alder, yani kızıl ağaç dediğimiz ağaçtan yapılmıştır. Renk olarak da yine high polish bir renk kullanılmış. Yani yüksek kaliteli boyama tekniğiyle. Bu rengin adı da kendi Apple Red. Tabi bunu Fender'in sitesinden bakarsanız, yani Squier sitesinden daha farklı renk seçenekleri olduğunda görürsünüz. Başka ne gibi özellikler var? Standart Telecaster single manyetikler var. Yine 3 yollu sivicimiz, 1 volüm ve 1 ton potansımız var. Medium jumbo fretler kullanılmış gitarda. Yine akça ağaç sap, akça ağaç klavye, standart die-cast tuner dediğimiz tunerler var. Yani siz aslında benden daha fazlasını eminim ki biliyorsunuzdur. Ben burada size gitarın özelliklerinden ziyade gitarın nasıl bir sound'u olduğunu, nasıl bir tını verdiğini anlatmak istiyorum size. Gitar Çin üretimidir. Squier gitarlar genellikle Çin'de üretiliyor. Endonezya'da üretilenleri de var. Bir videomuzda sormuşlardı. Affinity set tanıtımında Endonezya'ydı o gitar set olan modeli. Ama bu Çin'de üretilen modeli. Arkadaşlar Çin diyorum ama sakın bunu ya işte Çin gitarlar şöyledir böyledir olarak kesinlikle algılamayın. Bütün samimiyetimle söylüyorum, bütün içtenliğimle söylüyorum. Gitarı kutusundan çıkardığımızda gerçekten yani inanılmaz bir zaten ayar vardı, entonasyon vardı üstünde. Size şöyle onu göstereyim mesela. Bakın, şuradan mesela mi basalım. Gerçekten hiçbir ayar yapmadık. Sadece akor yaptık ve şu an size bunu öyle sunuyoruz. İsterseniz yine clean sound'larından başlayalım. Biraz önce introda dinlediğiniz sub pozisyonundaydı. Buradaki single manyetimiz çalışıyordu. Gene onunla ilgili devam edelim. Burada biraz daha parlak, biraz daha farklı soundlar alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Çalımı çok rahat arkadaşlar. Üzerinde zaten Fender'in kendi 9 numaralık telleriyle geliyor. Gerçekten de bu teller de oldukça başarılı. Çok rahat. Medium jumbo fretlerle yani bentler falan oldukça rahat yapılabilir. Yani tuşenizin her şeyini cevap veriyor. Tabii siz de güzel bir tekniğe sahipsiniz. Güzel de çalabiliyorsanız bence çok da fazla zorlamaya gerek yok. Hani en azından farklı markalarla bu fiyatları alabileceğiniz birçok gitardan gerçekten şu dizayndaki gitarlardan çok daha iyi diyebilirim size. Şimdi iki manyetiğimizi aktif ettim. Switch'imizi orta pozisyona aldım. Burada tabii biraz daha farklı bir sound alacağız. Amfi olarak da gördüğünüz gibi arkamdaki JVM 210 head amfiyi kullanıyorum. Şu an clean kanalındayım. Yeşil düğmemiz yanıyor. 1960 AW kabin var. Tek kondenser mikrofon da size bu sound'u aktarıyorum. Bana güzel geliyor. Umarım şu an size de güzel geliyordur. Yine arkadaşlar şu an köprü pozisyonunu aldım. Ve bakalım burada nasıl bir sound elde ediyoruz. Dinleyenleriniz vardır elbette hepiniz bilirsiniz. Albert Collins Telecaster bir gitar da kullanıyor. Tabii ki onunki Fender biraz daha farklı ama ona yakın sound'lar şu an elde edebiliyoruz. Yani biz bir Stratocaster, Affinity Stratocaster modifiye videomuzda da var. Bu gitarlarda da açıktır arkadaşlar. Bunların üstüne de gerçekten nasıl söyleyeyim size?
piyasada bulunan Telecaster ya da Fender'in kendi manyetiklerini mesela Texas Special'ları monte edebilirsiniz. Yani bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ben. Tabii ki deneme yanılma yöntemidir. Bu zaman gerektirir. Ama şu haliyle de gerçekten uygun fiyatlı bir gitarım olsun istiyorsanız bence alınabilir yani. Arkadaşlar, ne kadar mikrofonik olduğunu da duyabiliyorsunuz. Burada tabii yok, buradaki biraz metalden kaynaklı bir durum. Arkadaşlar, şimdi overdrive soundlarına bakmak istiyorum. Daha önceden ayarladığımız kendi kulağımıza göre birazcık bası açık kalmış. Onu birazcık kısalım. Çok güldür güldür bastı gelmesin. Gain'i şu an 9 yönünde, çok fazla açık değil. Bu duyduğunuz dip gürültüsü şu an çok normal arkadaşlar. Yani bu tarz gitarlarda da olmasın ben sakıncalı görmüyorum. Tabii ki rahatsız eden bazı arkadaşları rahatsız edebilir. Ama onlar da zamanla alışacaktır. Fender tarzı gitarlar genellikle dip gürültüsüyle biraz popülerdir. Sıkıntı mıdır? Bence değildir. Daha önce de söyledim. Çok eski Jimi Hendrix kayıtlarında bile çok ciddi dip gürültüleri duyduğum albümler dinledim. Ben sıkıntı etmiyorum. Bence siz de sıkıntı etmeyin bunu kendinize. Gene başlayalım arkadaşlar. Sub pozisyonundaki manyetimizde. Bakalım nasıl bir performansı var. Gerçekten de gördüğünüz gibi saz telini de yerinde. Orta manyeti alıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki tane single manyetin çalışmasından dolayı dip gürültüsü biraz daha azaldı. Şimdi bakalım buradaki performans nasıl? Tekrar volümümüzü açalım. Şu an köprü pozisyonundaki tekli manyetikteyiz. Bakalım buradaki tek performans nasıl? Arkadaşlar, yani kutusundan çıkan bir gitarın gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum bir daha hiçbir ayar yapmadan bu kadar bentlerinize cevap vermesi, bu kadar tuşenize cevap vermesi, yaptığınız hareketleri her şeyle cevap vermesi gerçekten de olağanüstü diyebilirim. Yani zaten biz bu gitarı ilk açtığımızda şaşırdık. Nasıl çinledik? Yani çok, gerçekten çok güzel işçiliği var. Her şey iyi ayarlanmış. Tabii ki bir Amerikan Telecaster'lar kadar değil. Ama hani çok da yüksek beklentileriniz yoksa ben de yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben memnun kaldım şu an.
Tabii ki soundları eğer hayal ettiğiniz şeyler çok iyi müzikler dinliyorsanız onlara cevap vermez ama güçlü bir takım şeylerle de beslerseniz veya modifikasyonlarını yaparsanız işte kulakçıkları, köprüsünü vesairesini videolarda anlattığımız tarzda bir şeylere girişirseniz biraz zaman alır ama çok güzel olur, çok da cevap verir. Ama yine de hiçbir zaman bir Amerikan Fender'in yerini tutmaz ama yakınlaşırsanız en azından piyasada farklı şekillerde taklit olan ürünleri aldığınız performanstan daha farklı bir performans alacağınızı ben eminim. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada bu tanıtımlarımız devam edecek. Özellikle Fender tanıtımlarımız. Bunu da sizlere iletmek istiyorum. Bütün serilerini tanıtacağız. Bize sürekli soruyorsunuz, yazıyorsunuz. Şunu da tanıtacak mısınız, bunu da tanıtacak mısınız? Evet, Türkiye'ye bu ürünler geldikçe ilk başta daha satışa sunulmadan ben bu ürünlerin tanıtımını size yapacağımın garantisini veriyorum arkadaşlar. Bu imkanı da bize sağlayan Fender Türkiye'ye ben her zaman teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler de onları maillerinize, teşekkür maillerinize yalnız bırakmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.